Değerli arkadaşlar, Türk ekonomisinin en önemli can damarlarından birisi olan nakliye ve ulaştırma sektörünün ve bu sektörde geçimini sağlayan Türkiye'de 4 milyon kişi bulunmaktadır. Bizim yaşamamızı sağlayan, içtiğimiz sudan, yediğimiz ekmeğe, giydiğimiz ayakkabıya, oturduğumuz koltuğa kadar taşıyan, olmazsa olmaz olan, hayatımızın devam etmesini sağlayan ağır vasıta ve otobüs firma sahiplerine Avrupa'da bu konuda destek verilmektedir. Bunun adına da Avrupa'da aksis denmektedir. Yani mazot prim desteği. Otobüsçünün, kamyoncunun giderlerinin 2016 yılında çok da arttığını görmekteyiz. Biliyorsunuz, trafik sigortası %300 arttı. Aynı şekilde kasko %200 zam geldi, arttı. MTV %10 arttı. Bunun yanında K belgelerine tabii ki artış yapıldı. Dünyanın en pahalı mazotunun da Türkiye'deki faaliyet gösteren ulaştırma sektörünün de kullandığını özellikle de altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz, çok az bir süre sonra açılacak olan İzmit Geçiş Köprüsü, yani Osman Gazi Köprüsü, rekor üzerine rekor kırmakta. En pahalı geçiş, dünyanın en pahalı geçişine sahip, 35 dolar artı KDV, yani tam tamına 121 TL. Peki yeni açılacak olan Kuzey Marmara otoyolunun fiyatı neydi? Onu da özellikle belirteyim. 156 kilometreye 61 TL ödenecek. Mevcuttaki otobanların 10 katı, 9 katı daha yüksektir. Yani ulaştırma sektöründeki yaşayan, ekmeğini çıkaran vatandaşların önümüzdeki günlerinin karanlık günler olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Köprü geçiş fiyatlarını söyledim. Bunların indirilmesini özellikle belirtiyoruz. Kaskonun indirilmesini, mazotun indirilmesini. Çünkü nakliyeci taşımazsa inanın hepiniz mağdur kalırsınız. Evinizde yiyecek ekmeği, içeceğinize, oturacak olduğunuz koltuğa bile muhtaç kalacaksınız. Onun için vermiş olduğumuz önergeye sizden destek bekliyoruz. Değerli nakliyeci kardeşim, kamyoncu kardeşim, otobüsçü kardeşim, sizlere özellikle uyarıyorum buradan. Biraz sonra oylanacak olan bu önergeyi eğer AKP'li milletvekili arkadaşlarımız onay vermezse bil ki sizin batmanıza sebep olacak kişilerdir. Teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim Yalım.